Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Litvanya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatır... <laughs> Hatırlarsanız önceki bölümlerde <laughs> Estonya ve Letonya'yı topraklarımıza katmıştık. Ee, ve bundan sonraki hedefimiz Belarus'u almak olacaktı. Fakat ben yani Rusya ile savaşmayı hiç istemediğim için bu şekillendirilebilirlerden bu toprağı çıkardım çünkü Ruslarla gene bir toprak için yani Almanya serisindeki gibi yani iki toprak için gene savaşmak istemiyorum. O yüzden bu toprağı buradan çıkardım. Yani size öyle diyeyim. Nazi Almanya'sı ile ilişkilerimizi tabii ki de iyi tutmamız gerekiyor. Şu anda onun da Rusya ile ilişkileri iyi, yani bizle de ilişki geliştirebilirler. Eğer biz Rusya ile geliştirsek onla da gelişir, İşte o şekilde gider. Ama tek sorun şu anda e, e, Nazi Almanyasının Rusya'yı sevmesi ama e, Rusya'nın Nazi Almanyasını hiç sevmemesi, e, bu bizim için bir sorun olacak. Fakat biz yapacağımız şeyleri erkenden halledebilirsek, işte her şeyi o zaman yapabiliriz. Evet. Ee, bizim hedefimiz şimdi bu bölüm Belarus'u almak olacak. Belarus hepsini alacağız. Şu toprağı Belarus'a bırakacağız. Onu da vasal yapabilirsek vasal olarak salacağız. Ee, aklımda böyle bir plan var. Ee, şimdi ise artık başlayabiliriz ordu dağıtımları için orları da daha yeni şimdi terhis ettim. Ee, şimdi 87 binlik bir ekonomileri var. bunlardan bir en az 5-6 binlik ordular çıkar. Biz buraya onar binlik ordular dizsek bizim için yeterli olacaktır. O zaman üretimlerimize başlayabiliriz hızlı bir şekilde asker üretelim. Ama gelişimimiz gerçekten bayağı iyiydi diye düşünüyorum ben. Yani bu kadar düşük bir devleti böyle bir duruma getirebilmek gerçekten yani büyük bir başarı değil ama yani iyi bir başarı. Neyse. Hemen oraları buraya topluyoruz. Kaçlısın? 1, 2, 3, 4'lü bir sınırımız var. Hemen hızlı bir şekilde orduları buraya doğru çekelim. Kaç demiştik? 1, 2, 3, 4. Dörtlü bir sınırımız var. Ee, evet. 60 binlik bir ordu çıktı ortaya. Ee, 15 dağıtabilir miyiz? On, yo, 15, 15 dağıtabiliriz. Aynen. 15 dağıtalım. 15 tam yetiyor. Aynen. 15'er bin orduları dağıttım. 1404'lük bir ordu da fazladan kaldı. Bu orduları hatta şu fazladan kalan orduyu da buraya koyalım. Evet paramızda büyük bir düşüş yaşadı. Yani artı kazancımız. Şimdi hemen bir ilişkilere bakalım. Şimdi hazırsak artık başlayabiliriz mi Belarus? Ee, önceden Belarus Rus ilişkilerini de önde bulundurmak şu anda bizim için iyi bir fayda. Ruslarla ilişkimiz de gelişecektir diye düşünüyorum bu savaştan sonra. Şimdi ise artık savaş ilanımızı gönderebiliriz ve savaşımızı resmi olarak ilan ettik. Ee, şimdi hemen hızlı bir şekilde saldırıları yapacağız. Evet, bu karşılık veremezler diye düşünüyorum. Ve evet, hızlı bir şekilde hemen hemencecik aldık. Ee, başkente saldırmak bizim için çok önemli olacak. bu şekilde bir dağıtalım ee, o başarılı olmayacaktır diye düşünüyordum evet başkentlerine iki topraklık bir açı yakaladılar bu şekilde bir dağıtım yapalım arkadan or ordu yetirme e şey ordu getire, getirmemiz lazım olacak büyük ihtimalle. Evet, oraya yetmeyecek. Oraya yeter ama orayı alacağız tekrar. Evet, orayı kıl ile aldık. Aynen. Orayı kıl ile aldık ve başkente girdik. Evet. Bu güzel bir haber oldu bizim için. Fakat şu anda ordularımız gerçekten gerçekten diyorum büyük bir düşüş yaşadılar. Bu orayı kurtarır. Oraya asker göndermedim maalesef. Evet, orayı aldık. Alırız. Aldık. Orayı alırız boş toprak. Orayı da aldık. Orayı da aldık. Orayı da aldık. Evet. Büyük bir stratejiyle bu tüm toprakları aldık. Şimdi bizim için ne kadar gerekiyor? Bizim için aynen bu toprak bize lazım değil. Aynen değil mi? Bu toprak. Evet. Ben Rusya'dan bu toprağı çıkardım. Çünkü Rusya'yla savaşmak istemiyorum. Şöyle. O Nasıl? Nasıl? Abi sen şaka mısın? Abi bu ne ya? Vasal yap. Cık. Vasal yap abi vasal yap. Kurtarırız şimdi. Abi nasıl hepsini alamadım ya. Cık. Tamam. Şimdi hakaret et. Hakaret et. Hakaret et. Şimdi ultimatomla geri alacağız evet. Hatta şöyle yapabiliyor muyuz? Ya da yok ya. Şimdi ilhak talebi diyelim. Aynen. Şimdi bir basalı serbest bırak. Beyaz Rusya. Tabii ki de hepsi değil. Evet bu kadarlık bir, bu kadarlık bir kısmı e, şey olacak. Başkenti burası ayarlıyorum. Ve bir vasalı serbest bırak diyorum. Ve evet. 9 Temmuz 2048 itibariyle vasalımız olarak Beyaz Rusya'ya bu toprağı verdik. Evet. iyi oldu bu. Şu anlık. Beyaz Rusya'yı da elimize geçirdik. Şimdiki hedefimiz ne olacak peki? Şimdiki hedefimiz Ukrayna'yı almak olacak. Fakat Ukrayna gerçekten büyük bir güç, yani bize göre büyük bir güç. Ee, teknolojide de öndeler. Ee, o Rusya bizimle ilişki geliştirmiş. Bu iyi. Ee, yani Ukrayna ile savaşı bilmemiz için bu arada... Abi sen ne yaptın ya? Abi sen... <laughs> abi senin benim sınırımda niye ordun var abi? <laughs> Oğlum bu her yer şey koymuş. Bir de ben neden bunun ordularını görüyorum? Oğlum bununla ittifak mı olduk? Neyse. Şimdi bizim yatırımlar yapmamız lazım. Yani yatırımlarla iyice de büyüyeceğiz. Ee, Beyaz Rusya'yı almamız ayrıca bize şunu kazandırdı. Artık başkentimize yakın bir ülke yok. O da Polonya zaten. Yani onun da gelmesi 3 tur falan sürür. Yani sürer. Yani burayı alır. Hadi diyelim burayı alır. Aslında burayı alsa daha mantıklı. <laughs> Buraya hadi diyelim şey yapamaz burayı alır sonra burayı alır sonra burayı alır, sonra burayı alır. alması 3 tur sürer. Tabi bizim 30 bin ordumuz var burada. Neyse. Şimdi biz ekonomik yatırımlar yapacağız. Ama tabi ilk öncelikle bir para kazanmamız lazım. O yüzden ordularımızın yarısını terhis ediyoruz. Ki para artışımız artsın. Bu arada asimileleri unutmuşuz. Hemen asimileleri yapalım. Hızlı bir şekilde. Evet asimileler halledildi. Şimdi turlarımızı atlayıp biraz paramız olsun. Tamamdır. Şimdi yatırımlarımızı yapalım. Bakalım tekte ne kadar artıyor? 223'ten 229'a o şekilde gidiyor. 241 248 oldu. Ee, şöyle yapabilirsek onu bir 250 260 gibi bir şeye çıkaralım. Evet ekonomi anlamında gerçekten şey oluyoruz. 36. sıradaymışız bu arada. Paramız da bitti. 255, 262, 269, 277. 200, aynen. 277 binlik bir ekonomimiz oldu. Bu arada 2050 yılına gelmişiz. Yeni bir çağ, açı, yeni bir çağ açıldı. Ee, Ukrayna, evet Ukrayna hala bizi şeyde geçmiş durumda. Şu anda Ukrayna'dan biraz daha üstteyiz. O yüzden bir yatırım daha yapmayı düşünüyorum ben. Sadece şöyle bir şey yapalım. Evet 293 binlik bir ekonomiye sahip olduk. Şimdi hızlı bir şekilde para kazanıp araştırmayı fullliyoruz ve araştırma yatırımlarımıza başlatıyoruz. Hızlı bir şekilde araştırma yatırımlarımız da bitsin. Bu sayede Ukrayna'ya geride bırakmış olacağız. Evet, tekrardan bir yapalım. Evet, şu anda 83, biz 88'iz. Biz 90 yapalım diyorum ben. Şöyle bir bakalım. Oo, abi bunlar baya şey ya. Bizim bunlara yetişmemiz çok zor. Şöyle politiği alalım. Yani bizim bunlara yetişmemiz çok zor. Yani 1-11'lik, 1-10 öyle konu. Herkesin öyle bir araştırma puanı var. Oo hayır, hayır. Hayır, Ukrayna ile Polonya savaşa girdi. Hayır. İnşallah berabere biter. Bu direkt barışı imzalarlar. Hayır. Ukrayna kaybetti. Evet. Ve bu sayede Polonya'nın ekonomisi arttı. Altı, artık 700, ya 650 binlik gibi bir ekonomisi olacak. Evet. Hepsini kendini almadı. Abi nasıl bir şey bu ya? Abi nasıl bir şey bu ya? Abi şimdi hem Polonya'ya hem de Ukrayna'ya savaş açmamız lazım. Abi sen nasıl bir şeysin ya? Şimdi Polonya ile yarışa girelim o zaman. Şu an bu çok kötü oldu. Size o kadar diyeyim. Bari hala ilişkileri kötü abi. Siz doğuştan kötü ilişkiniz var. Doğuştan. Cık. Of of. Şu anda bunun olması çok kötü. Bunun olması çok kötü. Bakın. Bunun olması çok kötü şu anda. Tamam, araştırma yatırımız bitti. 21 tane puanımız var. Ben kendimi bir sıfıra çıkarmak istiyorum. 0.98 hala. 0.99. bir bin daha yatırsak belki oluruz. Bir sıfırlık aldık sonunda. Bunlara 15. Tamamdır. Dağıttım bu şekilde. Tamam. Abi şu an bu çok kötü bir durum. Size yani öyle söyleyeyim. Yani sonraki videonun uzamasına bile sebep olur bu. Aynen aynen Polonya'dan e, Ukrayna'nın yani Polonya'dan Uk Ukrayna'nın şu tarafını tek bırakacağız sonra zaten Ukrayna'yı almak kolay olacak oradan da Ukrayna'ya alırız bizden ekonomik olarak da fazlalar şöyle bir sınırlı sınır nüfuslarına bir bakalım Evet onlar da fazla. Buna 20 binlik ordu falan yeter. Size öyle diyeyim. Neyse dostlar. Bu baya kötü oldu şu anda. Neyse. Biz bir küçük ekonomik yatırımlar da yapalım. Başkentimize. 300 binlik bir ekonomimiz oldu en azından. Bu kim? Birleşik Krallık. Birleşik Krallık Nazi, Nazi alsa çok güzel olur aslında. Ama Birleşik Krallık işte ondan daha güçsüz. Of şu an bu çok kötü bir durum oldu. Fakat Belarus'u topraklarımıza kattık en azından. Yani öyle diyelim. Şimdi ittifak talebinde bir ilişkilerde bir gerilememiz var. Hükümet olarak ikimiz de demokrasiyiz o yüzden işimize yarar. Başarı olasılığı düşük evet. İlişkiler bir de medeniyet gücüne göre şey oluyor. Yani adam beni bildiğin gücüme göre yargılıyor biraz da. Şöyle bir Rusya'yla bir diplomatik ilişkileri, ilişkileri bir arttıralım. Bakalım o zaman ittifaka ne diyor? Evet ilişkiler durumunda e, şu anda eksi 9'dan eksi 5'e indirdik. Şimdi bir ilişki geliştirme diplomatı daha gönderiyoruz. Ve bu arada bin tur atladık. Evet 47'lik bir ilişkimiz oldu. İttifak talebinde yakın değiliz hala. Medeniyet gücü var bir de ortada. Yani biz bir ekonomik yatırım falan yapsak mesela bize katılabilir mi? Yani mesela sıralamamızı yükseltsek mesela. Mesela o kaçıncı? ikinci sırada. Ama biz şu an sıralamamızı yükseltemiyoruz, 23'e geldik. Biz şu anda 308 binlik bir ekonomimiz var. Bir ilişki geliştirme diplomatı ve armağan gönderiyorum bir 200, bir 450 binlik. Tekrardan bir ittifak talebinde ilişkiler artı birde şu anda. Yani biraz daha ilişki geliştirirsek gerçekten bu çok iyi olacaktır. Evet şu anda e, artı 65'lik bir ilişkimiz var. E, e, evet çok az kaldı şu anda. Biraz daha ilişkilerimizi geliştirirsek Ruslarla ittifak olabiliyoruz. Bu ittifak neden olacak diye sorarsanız. Yani arkamızda büyük bir gücün olması gerekli. O yüzden böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Ama ben tabii e, ittifak yapmayacağım. Ama yani öyle diyeyim ya. Ruslar biriyle savaştı mı neden askeri erişimi var? Ha, okey, okey, okey. Neyse dostlar ben videoyu burada artık bitireyim. Belarus topraklarımıza kattık. Ekonomik anlamda da bir büyüme yaşadık bu bölümde. Bu gerçekten iyi oldu. Sonraki bölüm Polonya Savaşı'na girişeceğiz. Evet Polonya bu arada monarşiye geçmiş. Bir de üstüne yani abi bu Polonya Abi bunu nasıl yapacaksın biliyor musun? Ee, Rusya böyle Romanya toprakları falan aynen Romanya iyidir. Romanya topraklarını vereceksin full böyle. Tamam mı? Son savaşa hazırlan şeyi vereceksin. O zaten orları otomatik dizecek. Sonra beraber saldıracaksınız. Fakat benim alacağım toprakları da saldırabileceği için bu kötü bir durum. Zaten Kaliningrad'dan da saldırabilir. E, ee, Oo, Ateşkes mi? var aralarında. Neyse dostlar biz artık videoyu burada bitirelim. Gerçekten yani dünya çok karışıyor. Neler olduğu hiç belli değil. Polonya çok büyüdü. Bu bizim hiç işimize gelmiyor. Şöyle bir durduralım. Evet dostlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güle güle ve bay bay.